botlar, ceketler. Yani en güzel de bebek yeleğine çok güzel gider. Hatta bebek beresi yapabilirsiniz. Çift renkte yapabilirsiniz. Bir sırasını farklı, bir sırasını farklı. Çok hoş bir model olacak inşallah. Evet, başlamadan önce arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın, hızlı konuşuyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şu şekilde ipimizi tutup tığımıza sabitliyoruz. Bu arada ipimi BİM'den aldım. Çok hoş bir ip, ince böyle. Çok güzel bir yün. Tığım da 1,50 milimlik bir tığ. Yeteri kadar zincir çekeceğiz ilk önce, başlamadan önce şöyle. Modelimiz çıkacak kadar bir zincir çekelim arkadaşlar. Biraz daha çekeyim. Ben bu modelden bir tane bebek yeleği örmeyi düşünüyorum. Bu kadar zincir yeterli. Modelimiz çıkacaktır inşallah. Şimdi şurada iki zincir bırakıp üçüncüye şu şekilde batıyoruz hemen. İkili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızı şu şekilde. Zincirlerimize batarak hiç zincir atlamadan zincirime ben şu şekilde batıyorum. Alt tarafta bir tane ilmek, üst tarafta bakın iki ilmek kalıyor. Bu şekilde batarsanız zincirinize daha da güzel olur başlama noktanız. İnşallah gösterebiliyorumdur. Evet. Hepsini zincirimizin bu şekilde ikili trabzanlar yapıp bitirelim. Evet arkadaşlar, zincirimin sonuna kadar trabzanlarımı ördüm, geldim. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. İlk trabzanımızdan başlıyoruz. 9 tane trabzan yapacağız. 1, 2, hepsine batıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane trabzan yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdi 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Şu trabzanımızın tam ortasından şu şekilde yapıp bir pırpır ediyoruz. Bir tane daha tığımıza ipimizi aldık. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Aynı şeyi tekrarlıyoruz. Trabzanımızın ortasından belinden sık iğne olarak kapatıyoruz. Bir pırpırı daha yapmış oluyoruz. Yine aynı şekilde ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektik. Aynı şekilde bu trabzanımızın da tam ortasından belinden sık iğne olarak kapattık. Üçüncüyü yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Aynı yere tekrar battık. Bakın tam belinden şöyle sık iğne olarak kapatıyoruz. Pırpırımızı yapıyoruz. 2, 4 tane oldu. Bir tane daha. Aynı yere trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Şu şekilde batıp belinden alıyoruz. 2, 4, 5 tane oldu. 8 tane olacak arkadaşlar. Aynı yere tekrar batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Belinden pırpırımızı yapıyoruz. Heyecanlıyım, biraz kusuruma bakmayın arkadaşlar. Evet. 2, 4, 6, 7.yi yapıyoruz. Yine aynı yere 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Trabzanımızın şöyle boşluğuna, iki trabzanımızın boşluğuna belinden şöyle sık iğne yapıyoruz. Tığımızda ipimizi alıyoruz. Aynı yere tekrardan 1, 2, 3 ve 4 ve şu şekilde. Evet, bitti. Şu şekilde düz yuvarlak pırpırlı bir çiçek elde etmiş oluyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Tığımızı buradan çıkartıp bakın ilk başta başladığımız yere. Şuradan trabzanın tepesinden tığımızı geçirip ilmeğimizi buradan çekiyoruz. Şöyle bir zincir çekiyoruz.
tığımıza ipimizi alıyoruz. İlk trabzanımıza batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı şu şekilde yapıyoruz. İkinciyi de yapıp modeli öyle göstereyim. Şu şekilde bakın. Şöyle çiçek elde etmiş olduk. O kadar güzel duruyor ki. Tabii diğerlerini de yapınca daha şık duracak. Örneğimiz bu. Hem basit hem de çok şık duran bir model. Ay bugün gene konuşamıyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Şimdi iki tane trabzanımızı yapmıştık. Yine üçüncüyü yapıyoruz. 9 tane yapacağız yine arada. 4 5 6 7 8 ve 9. 9'uncuya gene pırpır yapacağız. 1 2 3 4 zincir çektik. Şöyle boşluktan belinden aldık ilmeğimizi ve sık iğne olarak kapattık. Tığımıza ipimizi aldık. Yine aynı şekilde aynı yere battık. 1 2 3 ve 4 zincir çektik. Aynı yere tekrar şöyle pırpırımızı yaptık. Tığımıza ipimizi aldık. Aynı boşluğumuza trabzanımızın üstüne battık. 1 2 3 ve 4 zincirimizi çektik. Ve şöyle boşluğundan pırpırımızı yaptık. Evet 9 tane yapayım hemen. Pardon 8 tane. Evet arkadaşlar 8 tane yaptım. Yine aynı şekilde bakın buradan örüyoruz zaten. Tığımızdan ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şuradan ilk başta başladığımız bakın trabzanın tepesinden tığımızı çıkartıp ilmeğimizi şöyle çekiyoruz. Burada bir zincir çekiyoruz. Tığımızı ipimizi alıp battığımız değil ikinci trabzanımıza hemen dönüp trabzanımızı yapıyoruz. Ve bütün trabzanlara aynı şekilde batıp gidiyoruz. Burada bayağı bir fazla trabzan kaldı galiba. 9'dan fazla. 5'inciyi yapıyorum. 6 7 8 9 10 bayağı fazla kalmış ama örmek zorundayız ki düz gitsin. 11. Şimdi 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle çiçeklerimizi şöyle bir düzeltelim. Şöyle gördüğünüz üzere kabartmalı bir çiçek oldu. Ve bu sıramızda başa kadar bütün trabzanlarımızın tepesine batarak gideceğiz. İpimiz çok canlı göz alıyor. Sarısı. Evet. Şu çiçeğin ortasını da göstereceğim. Hiç trabzan atlamadan başa kadar trabzanlarımızı yapacağız. Evet. Şöyle bakın çiçeğe geldik. Burada da şöyle hiç trabzan atlamıyoruz. Yine bu trabzanımıza batıyoruz. Bakın çiçeğin ortasında yine burada bir zincir çekmiştik. Orası da trabzan olarak sayıyoruz. Bakın batıyoruz ve dümdüz trabzanlarımıza devam ediyoruz hemen. Hiç trabzan atlamıyoruz. Şu aradakini atlamışım ben. Şu şekilde hiç trabzan atlamadan devam ediyoruz. Bu şekilde başa kadar trabzanlarımızı gidelim. Bakın arkası böyle dümdüz. Ön tarafında çiçeğimiz var. Evet arkadaşlar şu şekilde sarı ip de pek belli olmadı sanki ama o kadar hoş duruyor ki diğer sıramızı farklı bir renkten yapalım isterseniz. Hem de çiçeğimiz görünsün. Ben hemen bir renk alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar pembe bir ip aldım. İnşallah bunda daha güzel belli olur. Şimdi şu şekilde ilmeğimizden ipimizi geçiriyoruz. Ve pembe ipten devam ediyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Burayı bağlayacağız.
Şöyle ters çeviriyoruz yine. Tersinden modelimizi koyuyoruz bunda. Şimdi burada ilk 4 tane ilmeğimizi öreceğiz. 1 trabzana, her trabzana batıyoruz. 2 3 4. 4 tanesini yaptık. Şöyle tam buraya gelecek çiçeğimiz. 1 2 3 4 zincir çektik ve trabzanımızın belinden şöyle battık ve pırpırımızı yaptık. Yine aynı yere trabzanımızı yaptık. 4 zincirimizi çekiyoruz. Şöyle ikisinin arasından boşluğumuzdan tığımızı alıp ipimizi sık iğne olarak kapatıyoruz. Yine aynı yere 8 tane bu şekilde pırpır yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde iki renkle de yapıldığını göstermiş oluyoruz. Videomun başında iki renkle yapabilirsiniz demiştim. 2 4 tane oldu. 4 tane daha yapayım hemen. Evet arkadaşlar, 8 tane pırpırımı yaptım. Çiçeğimi şu şekilde çeviriyorum aşağı doğru. İlmeğimi çıkartıyorum. Şu baştaki trabzanın tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum. Bu ilmeğimi buradan çekiyorum ve burada bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıp hemen aynı trabzanlarımdan devam ediyorum. İlk baştaki, bakın, battığım yere değil. Hemen aynı trabzanından, yandakinden devam ediyorum. 1 2 Burada yine 9 tane yapacağız. 9'uncuya çiçeğimizi koyacağız. 3 4 5 6 7 8 Evet. Ve 9. Şimdi devam ediyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Şöyle trabzanımızın ortasından ipimizi alıyoruz ve sık iğne olarak kapatıyoruz. Birinci pırpırımız tamam. 1 2 3 4. Şu şekilde ikinci pırpırımız da tamam. Ha, bu arada çiçeğimiz bakalım nasıl oldu. Şöyle bakın. Evet, bununla daha hoş, şık durdu bu iple. Sarı da çok belli olmadı ama bakın bu iple ne kadar güzel durdu. Düşünsenize, bir sarı bir pembe ne kadar güzel durur. Evet, devam edelim. Ben iki taneyi yaptım. Hemen burayı 8'e tamamlayayım. Evet, 8 tane yaptım. Yine aynı şekilde şöyle bakın ilk baştaki trabzanıma tığımı şu şekilde geçiriyorum. Burayı böyle katlıyoruz. Buradan ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle geçirip bir tane de zincir çekiyoruz ve şu şekilde trabzanımıza devam ediyoruz. Hem kolay hem çok gösterişli bir modelimiz bu. 3 Arada 9 tane trabzan yapıyoruz. 9'uncuya pırpırımızı yapıyoruz. Yani 8 trabzan yapmış oluyoruz. 2 4 6 7 8 ve 9. Buraya yine 4 zincir çekip batıyoruz. Aynı yere ikinci pırpırımızı yaptık. Aynı yere tekrar trabzanımızı yapıyoruz ve 4 zincir çekip pırpırımızı yapıyoruz. Evet. 2 4 6 7.yi yapıyorum.
Ve 8. İlmeğimizi bırakıyoruz. Bu baştan en baştaki ilmeğimizden tığımızı çıkardık. Buradan ilmeğimizi şöyle çekiyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Trabzanlarımıza devam ediyoruz. Çok güzel bebek yeleği olur bundan gerçekten. Evet, 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. Evet, çok hoş durdu. Şimdi bu sıramızda dümdüz trabzan yaparak geçeceğiz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu. Ben bir sırada sarı yapayım. Sonunda nasıl durduğunu sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, İnşallah sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Çok basit, çok güzel yelek. Gerçekten bebek yeleği olur. Bebek yeleklerine sadece iki sırasına bile bu şekilde çiçek koysanız o bile çok gösterişli tutar. Bebek battaniyesi de çok güzel olur arkadaşlar. Hemen iki sıra daha örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bakın, çok hoş durdu. Bir sırası pembe, bir sırası sarı. Harika oldu bence. Çok güzel durdu. Kamerada o kadar şık durmuyor belki ama gerçekten üzerinde çiçekler açmış. Yani şu anda bununla bebek hırkası çok güzel olur gerçekten. Şöyle bir tık kalın iple de yaptım ben. Şöyle göstereyim. Bakın, o da çok güzel durdu. Bu da bayağı bir kalın ip. Yani şöyle. Çok güzel duruyor bence. İnşallah beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.